Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte komşu Moldova'da mülteci krizinden etkilendi. Rus birliklerinin de bulunduğu ayrılıkçı bir bölgeye sahip ülke, Ukrayna'ya Rus saldırısından sonra AB üyeliğine başvurdu. Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile görüştük. Ukrayna'daki savaşla ülkenizin güvenlik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Moldova, Rusya'nın doğrudan askeri tehdidi altında mı? Ukrayna'da olanlar çok üzücü. Savaşı kınıyoruz ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Moldova için de özellikle ayrılıkçı bölge, Transnistria ile ilgili güvenlik sorunları olan karmaşık bir bölgede yaşıyoruz. Ancak şu anda yaşananların Transnistria bölgesine yayılması konusunda herhangi bir tehlike veya risk görmüyoruz. Müzakerelerimiz devam ediyor. Moldova tarafsız bir ülke. Tarafsızlığı anayasada yer almakta ve herkesin bu ülkeye göre hareket etmesini bekleriz. Rus birlikleri sınırınızda durmazsa planınız nedir? Bu varsayımsal bir senaryo. Şu anda büyük ölçüde mülteci akışının yönetimine odaklanmış durumdayız. Ukrayna'dan sınırı geçen 250 binden fazla insan var. Ülkemize gelen 120 bin kişi var. Bu nüfus büyüklüğüne göre Avrupa'nın en büyük rakam anlamına geliyor. Şu anki kapasitemizdeyiz ve bu büyük insani krizle başa çıkmak için çok fazla yardıma ve uluslararası desteğe ihtiyacımız var. Bu yüzden varsayımsal bir senaryoyu tartışmak yerine şu anda karşı karşıya olduğumuz zorluklara odaklanıyoruz. Ülkenizin görece küçük boyutuna kıyasla büyük mülteci akınıyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Bu konuda daha fazla uluslararası yardıma mı ihtiyacınız var? Bahsettiğim gibi kesinlikle Moldova'nın gördüğü en büyük mülteci akınına şahit oluyoruz. Askeri harekatın başlamasından önce BM tarafından ifade edilen tahminlerden daha fazlası. Tabii ki Moldova'da kaynakları en kısıtlı olan ülke ve bu mülteci akışını destekleyebilmek için kesinlikle mali desteğe ve insani yardıma ihtiyacımız var. Ve askeri harekat devam ettiği sürece bunun devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle diğer ülkelere acilen yeşil koridorlara ihtiyacımız var. Aynı zamanda şu anda yapmakta olduğumuz ve son 10 günde kendi başımıza yaptığımız harcamaları sürdürmek için ek yardıma ihtiyacımız var. Şimdi biraz insani yardım almaya başlıyoruz. Dolayısıyla Moldova kaynaklarının üzerindeki yük çok büyük oldu. Transnistria'nın içinde Rus askeri üssü bulunan bir ayrılıkçı bölgeniz var. Orada olağanüstü askeri faaliyetler görüyor musunuz? Ve bu askerlerin çatışmaya katılabileceğini düşünüyor musunuz? Gerçekten de bahsettiğim gibi Transnistria ayrılıkçı bölgesine sahibiz. Orada konuşlanmış Rus birlikleri var. Son 30 yıldır sürekli olarak birliklerin geri çekilmesi çağrısında bulunduk. Şu anda herhangi bir risk veya plan görmüyoruz. Ancak elbette durum belirsiz ve Ukrayna'daki duruma bağlı. Ama dediğim gibi biz tarafsız bir ülkeyiz ve tüm uluslararası ortaklarımızın tarafsızlık ilkesi doğrultusunda hareket etmelerini bekliyoruz. Şimdilik mevcut müzakere formatlarında görüşüyoruz ve herhangi bir katılım işareti veya planı görmüyoruz. For engagement.
Moldova geçen hafta Avrupa Birliği üyelik başvurusunu sundu. Normalde bu katılım süreci onlarca yıl alır. Mevcut durumda bir hızlı geçiş süreci için bir şans görüyor musunuz? Avrupa entegrasyon sürecinin uzun bir dönüşüm süreci olduğunu farkındayız. Aynı zamanda bu bölgenin güvenliği ile birlikte aday statüsünün sunulması, Avrupa Birliği'ne katılım talebinde bulunan ülke haklarına özgür dünyada memnuniyetle karşılandıklarının çok önemli bir işareti olacaktır. Demokratik değerlerin, hukuk üstünlüğünün ve insan haklarına saygının, uluslararası hukuka saygının temel ilkeler olduğu Avrupa Birliği'nde memnuniyetle karşılanırlar. Ve tabii ki Avrupa Birliği'ne katılım standartlarını yakalamak için gereken ödevleri yapmaya hazırız. Bazı Roman siyasi partileri, Moldova'nın Romanya ile birleşip AB'ye ve NATO'ya girebilmesi için bir referandum yapılması gerektiğini ve buna ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Bu senaryo masada mı? Şu anda bu seçeneği tartışmıyoruz. Rusya yanlısı ayrılıkçı bir bölge olan Moldova örneğinde Batı entegrasyonu nasıl işleyecek ve açıkçası eski Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmaya çalışan Vladimir Putin bunu engellemeye çalışacak. Bu sorunu nasıl görüyorsunuz? Bunun varsayımsal bir soru olduğunu düşünüyorum. Şu anda üzerinde anlaşmaya varılan müzakere formatları dahilinde çalışıyoruz. Gelişmelere ve koşullardaki değişikliklere bağlı olarak yeniden entegrasyon konusundaki tartışmaları sürdürmek için en iyi yolu ve en iyi müzakere formatlarını tasarlamak için tüm uluslararası ortaklarla birlikte çalışacağız. Daha önce ülkenizin tarafsızlığından bahsetmiştiniz. Bu herhangi bir NATO üyeliğinin hariç tutulduğu anlamına gelir değil mi? Bu tarafsızlık ilkesi anayasada yer alıyor. Avrupa Birliği entegrasyonunu sürdüreceğiz. Ancak NATO ittifakına üyelik peşinde olmayacağız. Prime Minister, thank you very much for the interview. Thank you.